Türkiye'nin her yerinde kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar ve hekimler tarafından 3 günlüğüne iş bırakacakları açıklandı. Kayseri Devlet Hastanesi önünde toplanan Hekim Birliği Sendikası'na bağlı Kayseri'de çalışan doktorlar 14, 15, 16 Mart 2022 tarihlerinde istisnai birimler hariç meşru iş bırakma kararlarını kamuoyuna duyurdular. Hekim Birliği Sendikası'na bağlı hekimler, doktorlar adına konuşmada bulunan Hekimler Birliği Sendikası Kayseri İl Başkanı Doktor Yahya Güngör şöyle konuştu. Hekimlerin bugün baktığımızda çalışma şartlarındaki acımasız çetin koşullar, şiddetle her daim burun buruna gelmesi, düşük ücretlerle çalıştırılması, itibarsızlaştırılması, hasta ile hekimi karşı karşıya getirecek düzenleme ve yönlendirilmelerin yapılmaması neticesinde maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve hatta tükenmiş durumdayız. Bu nedenle bağlı olduğumuz Hekim Birliği Sendikası adına 14 Mart Tıp Bayramı ile başlayan 15-16 Mart günleri de devam edecek olan grev kararına uyuyoruz. Diğer sendikalarla birlikte aldığımız bu iş bırakma kararında taleplerimiz: 1. Hastane, aile sağlığı merkezi, ağız dış sağlığı merkezlerinde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller, Türk Ceza Kanunu'na, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen failler, sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması. 2. Malpraktis davalarında hekimlerin ve diş hekimlerinin hakimler gibi güvence altına alınması. Kast unsuru olmadıkça hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemeli. 3. Tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımlarının kaldırılması, genel bütçeden ödenen ve emekliye yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya birinci derece ayrılmış 10 yıllık hakim ve savcı maaşı düzeyinde olmalıdır. 4. Aile hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Aile hekimlerinin vekaletsiz izne çıkması sağlanmalıdır. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirilmesinde 2700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4000 gibi hak ediş alması için katsayılar artırılmalıdır. Son 5 yıldaki cari gider kaybı yerine konmalı ve cari giderlerin yıllık hesaplaması diğer kalemlerine göre yapılmalıdır. Aile hekimliği için açılacak tüm binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmeli, aile hekimlerine tahsis edilmelidir. 5. Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmelidir. Uzmanlık ve yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet kaldırılmalıdır. Değerli basın mensupları, unutulmamalıdır ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer.